Şimdi bu konularla ilgili biraz sonra ayrıntılara geleceğiz. Önce nereden başlayalım? Önce Avrupa Konseyi'nin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın dağla ilgili, yani durumunu değerlendirdi. Onunla ilgili çağrısıyla başlayalım. Bir kere çağrı şu: serbest bırakılmaları çağrısı. Komite, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hak ihlali kararına rağmen Anayasa Mahkemesi tarafından halen karar verilmemiş olmasını eleştiriyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi geçtiğimiz gün HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın başvurusunu karara bağlamış, hak ihlali olduğuna hükmetmişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına Avrupa Konseyi'nden de destek geldi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Yüksekdağ ve Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasını istedi. Komite, AHİM'in ihlal kararına rağmen AYM tarafından halen karar verilmemesini de eleştirdi. Demirtaş'ın avukatlarından Mahsuni Karaman, komite kararına dair Twitter hesabından paylaşım yaptı. Eylül ayına kadar serbest bırakılmamaları halinde bir sonraki adımın değerlendirileceğini belirtti. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bugünkü kararında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve komite kararlarına rağmen Anayasa Mahkemesi'nin hala karar vermemesini eleştirip Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması çağrısını yineledi. Eylül ayındaki oturuma kadar serbest bırakılmazsa komite sonraki adımları değerlendirecek. Komite ayrıca Yüksekdağ Şenoğlu ve diğerleri karara uyarınca Figen Yüksekdağ'ın da derhal serbest bırakılmasını istedi.